Şeytan Racim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin ve nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlu lukatan min lisani yefkahu kavli. Allahumme amin. Evet. Evet kardeşler, şimdi bu mesele inşallah Risale'nin son meselesi. Yani bu hafta bitirmeye gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle, yani mesele uzarsa şimdiden hakkınızı helal edin. Çünkü bitirmemiz gerekiyor bu meseleyi. Bu hafta Şeyh'in sözlerini daha çok okuyacağız. Ve o meseleleri anlamaya çalışacağız, şerh edeceğiz. Evet, buyur. İşte bu bahsettiğimiz meseleyi açıklayan şeylerden birisi de bu dinden dönenlerin kıssasıdır. Mürtedler dinden ayrılırlarken farklı farklı gerekçeler öne sürüyorlardı. Bunlardan kimisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayarak tekrar putlara tapmaya dönüyor ve dinden dönme gerekçesi olarak şunu öne sürüyorlardı: eğer Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi. Evet. Burada durduk şimdi. Şimdi bunlar, fark ettiyseniz, Şeyh şimdi dinden dönenlerin kıssasını tek tek örnek vere vere açıklayacak. Biz zaten bundan önce Siyer'de bu meseleleri uzun uzadıya açıklamıştık. Yani biz artık hangi meseleden bahsettik, birçoğunuz bunu ne yaparsınız, birçoğunuz bunu anlarsınız diyebilirim. Şimdi burada eğer Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi meselesini hatırlarsanız, Bahreyn'de ki dinden dönenler söylemişlerdi bu sözü özellikle. Yani Siyer kitaplarında geçen mesele bu. Özellikle Bahreyn Meliki Munzir bin Sava peygamber aleyhissalatü vesselama biat etmişti ve Müslüman olarak ölmüştü. Yani peygamberin vefatından hemen sonra o da Allah Azze ve Celle ona ölüm nasip etti ve öldü. Hatta yanında Amr bin El-As vardı. Kendisi de onu çok seviyordu. Çünkü gerçekten samimi bir Müslümandı Bahreyn Meliki. Ama o öldükten sonra ne oldu? Peygamber de vefat etti. Ondan sonra Munzir bin Numan bin Munzir geldi. Kendisi ne yaptı? Kendisi dedi ki, özellikle elçilerini gönderdi ve şu sözü ortalığa yaydı: Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olsaydı ölmezdi dediler. Ve ne yaptılar? Eski dinlerine geri döndüler. Bu sözü bunlar söyledi daha çok. E tabi başka yerlerde de söylendi bu sözler. Peki bu sözü söylemekteki asıl gaye amaç ne kardeşler? Bu sözü söylemekteki asıl amaç, gaye, insanların Kur'an'dan cahil olmaları ve dinin ehemmiyetini, hedefini bilmemeleri. Başka bir şey değil. Bakın mesela örnek vereyim. Bunlar gerçekten Allah'ın kitabını gerçekten okumuş olsalardı, peygamberin de bir insan olduğunu ve öldüğünü ve bununla beraber hanımının olduğunu, çocuklarının olduğu, pazarda gezdiğini, öyle değil mi? Bunları bilirlerdi. Çünkü bu bir beşerdi. Ama bunlar burayı anlayamadılar. Niye anlayamadılar? Çünkü kitaptan cahil idiler. Ve kitaptan cahil olan insanlar bu tür hatalara düşmeye mahkumdurlar. Bu sebepten dolayı mesela özellikle Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor mesela? Şunu söylüyor: Muhammed ancak bir peygamberdir. Öyle değil mi? Yani bir peygamberdir yani. Demek istediği, yani bir beşerdir. Onun gibi peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse eski dininize geri mi döneceksiniz? Dedi Allah Azze ve Celle. Ve bunu peygamber ölmeden önce söyledi. E şimdi bu nedir? Bu bir işarettir bütün Müslümanlara. Yani Allah Azze ve Celle ölmeden önce onlara ne yaptı? Onları alıştırdı ilk önce. Sadece bu değil ki, başka ayetler de var. Ama kitaptan cahil oldukları için peygamberi bir ilah zannettiler. Ondan dolayı Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, kim dedi Muhammed'e iman ettiyse o ölmüştür. Ama kim Allah'a iman ettiyse o diridir ve kayyumdur. O ölmez dedi. Öyle değil mi? E şimdi buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz kardeşler. Güncelleyelim biraz. Bugün günümüzde gerek bazı hocalar, bazı şeyhler, bazı alimler, adamlar görüş değiştiriyor diye bakıyorsun ki adam dinini terk ediyor. Adam geri dönüyor ya. Diyor ki adam hoca gitti, ben de bırakıyorum işi. Biz bunları çok yaşadık yani. Yaşamadık değil yani. Ben bu örnekleri kafadan atmıyorum yani. Mesela diyelim ki yanında işi bilen bir alim var, hoca var. Herkes etrafında. Ama adam gidince bakıyorsun ki batan geminin fareleri teker teker kaçıyor. Niye gidiyorsun? Ya hoca gitti artık. Ya arkadaş, din bitmedi ki. Mücadeleye devam edeceksin yani. Hiç kimse kalmasa tek başına devam edeceksin yani.
Bak peygamber öldü ya. Peygamber öldü diyorum. Sahabe yoluna devam etti yani. Demedi yani. Şu şudur, bu budur. O zaman normal alimler için, normal insanlar için bu daha uzak bir ihtimal olması lazım. İnsanın dinini terk etmesi. Tabii dinini terk ettim demiyor adam. İslami çalışmalardan kendini geri bırakıyor. Katılmıyor bu tür çalışmalara. Ne diyor? Ya ben tek başıma takılacağım. Hadi tek başına takıl da göreyim seni. Ne kadar takılacaksın? Bir gün takılırsın, iki gün takılırsın, üç gün takılırsın. Hadi bilemedin, bir sene takıldın. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra yavaş yavaş arkadaşın olan şeytan sana vesveseler verecektir. Senin kendi nefsine, senin nefsine tam bir nefis olduğunu, hiçbir şeye ihtiyaç olmadığını söyleyecektir sana. Sen de bunu kabul edeceksin ister istemez. Neden? Çünkü insanlar nasihat almadıkları zaman şeytandan nasihat almaya başlıyorlar artık. Mesela ben burada bir kardeşimi görüyorum, örnek veriyorum. Bakıyorum ki namazı yanlış kılıyor. Ben ne yaparım bu kardeşimi kırmadan, üzmeden, değil mi? Rencide etmeden, işin usulüne göre bu adama nasihat ederim. Öbürünü anlatırım, öbürü anlar. Genel anlatırım, o anlar. Veya kardeşe derim ki bana soru sor, ben anlatayım derim, o anlar. Değil mi? Bak, nasihat etmenin yolları. Ama bu adam benim yanıma gelmezse, ona nasihat edecek bir adam olmazsa, adam bir ömür boyu namazı yanlış kılacak. Yanlış kılacak yani. E bir de bu imanda ise, itikatta ise Allah muhafaza, o zaman kafir olarak ölecek. Bakın, kalbini Allah Azze ve Celle'ye dayayan insanların kesinlikle kesinlikle dinlerini bırakıp geri dönmesi mümkün değildir. وَتَوَكَلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَ بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Allah Azze ve Celle'ye kim tevekkül ederse o ona yeter vekil olarak. Yeter yani. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eden yeter. Ama ona, buna, şahıslara tevekkül eden insanlar kaybetmeye mahkumdurlar. Bazen insanlarla konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz sizin gibileri çok gördük. Siz de geri döneceksiniz. Neden? Bu adamlar kalplerini Allah'ın dışında birilerine bağladıkları için dinlerini terk ettiler. Veya kalplerini dünya hayatına bağladıkları için dinlerini terk ettiler ve istiyorlar ki Yahudiler gibi biz de ne yapalım? Onlar gibi küfre girelim. Ne diyorlar? Biz de sizin gibiydik. Biz de bu yollardan çok geçtik. Çok geçtiğimiz için sizi de göreceğiz diyorlar. Hele biraz zaman geçsin. Bak ne temenni ediyor? Bizim küfre girmemizi temenni ediyorlar. İşte bakın kardeşler, bu neden kaynaklanıyor? Bu Müslümanın kalbini Allah'a dayanmasıyla alakalı bir meseledir. Bu konuda bütün insanların dikkat etmesi lazım. Aksi takdirde bu dinden dönenlerin meselesi aynı şey bizim de başımıza gelebilir diyebiliriz ve başka bir meseleye geçebiliriz. Evet, buyur. Kimisi de şehadet kelimesini söylüyor. Allah'ın birliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini şehadette bulunuyor. Ama aynı zamanda Müseylime'yi de Resul olarak kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onun risaletine ortak kıldığına inanıyordu. Çünkü Müseylime bir takım yalancı şahitler getirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini risaletine ortak kıldığını iddia etmişti. Şimdi burada duralım biraz. Sonra devam edersin inşallah. Şimdi hepimizin bildiği gibi Beni Hanife, yani Hanife oğulları dinden dönenlerin en meşhur olan kabilelerindendi. Hem kalabalıktı, hem zengindi, hem sayıları çoktu ve İslam ordusuna karşı çok dirençli bir savaş verdiler. Bu sebepten dolayı bu insanlar çok meşhurdu. Ve bunlar namaz kılıyorlardı. Yani öbürlerinden biraz farklılardı. Neden farklılardı kardeşler? Çünkü öbürlerinden farklı olmalarının sebepleri vardı. Bazıları şuna inanıyorlardı. Yani biraz önce anlattığımız gibi eski dinlerine döndüler. Yani putperestliğe devam ettiler. Ama bunlar böyle bir şey yapmadılar. Bunların yaptığı şey neydi kardeşler? Bunlar yine namaz kılıyorlardı, yine oruç tutuyorlardı, ezan okuyorlardı. Ama sadece bakın dikkat edin, sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderdiği Reccal adında bir elçi ne yaptı? Onları kandırdı. Ve dedi ki, evet, Muhammed bana dedi ki, bu işte bana ortaktır. Yani nebilikte ortaktır dedi. E tabi insanlar da inandı. İnandı. Ama bakın fark ettiyseniz yanılması, kandırılması, yanlış anlaması mazeret olarak kabul edilmedi. Değil mi? Kabul edildi mi? Hayır. Halbuki biri diyebilir ki ya arkadaş benim ne suçum var? Adam peygamberden bana haber getirdi.
ve haber getirdikten sonra ben de Müseyleme'nin peygamber olduğuna inandım diyebilir. Ama dese de bir para etmez. Araştırsaydım, bilseydim, haber gönderseydim, böyle bir şeyin olmayacağını bilseydin diyebilirdi. Ve sahabe bunların hiçbirisini ayırmadı ve bunlarla ne yaptı? Bunlarla savaştı. Yani demek istediğim o ki, Reccal adındaki adam geliyor, araya fitne sokuyor. Yani Müseylemetül Kezzab'a yardım ediyor ve Beni Hanife ne yaptı? Hepsi Müseyleme'nin peşinden gittiler. Ama bu konu ne yaptı? Bu konu onları mazeretli göstermedi. Devam et abi orayı. Birçok kimse de onu tasdik ediyordu. Evet. Buna rağmen alimler bu hususta cehaletleri de olsa bu kimselerin mürtet olduğunda, hatta onların mürtet olduğunda şüphe edenin de kafir olduğuna icma etmişlerdir. Alimler dini yalanlayanların, putlara tekrar tapmaya yönelenlerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatanların, Müseylemenin peygamberliğini kabul edenlerin, diğer tüm İslami esasları kendilerinde bulundursalar dahi durumlarının aynı olduğunda, yani mürtet ve kafir olduklarında icma etmişlerdir. Bakın kardeşler, öyle deliller var ki tarihte, siyerde, sahabenin hayatında öyle kıssalar var ki yıllarca bunları bizden gizlediler. Ne? Aman bunu okuma tekfirci olursun. Aman bunu okuma harici olursun dediler. Bakın mesela şu kıssayı size anlatayım. Beni Hanife hepinizin bildiği gibi Halid bin Velid'in ordusu onlarla savaşınca ne yaptı? Birçoğunu öldürdü. Ne kaldı? Bazıları kaldı, tövbe ettiler. Ama bakın Halid bin Velid ve ordusu tövbelerini nasıl kabul etti biliyor musunuz? Dedi ki tövbe edeceksiniz. Yani Müslüman olduğunuza tekrar şehadet edeceksiniz. Bununla beraber Müseylemetül Kezzab'ın yalancı olduğunu söyleyeceksiniz. Sahte olduğunu söyleyeceksiniz. Bak bunu söylemediği takdirde Müslüman olmaz ha, dikkat edin. Hani ben her zaman söylüyorum ya, bir adam şirkini terk ettiğini ortaya koyabilmesi için eski şirkinden beri olması lazım. Yani adam bir tağutu seviyorsa bundan nefret etmesi lazım. Buna buğz etmesi lazım. Buna küfür etmesi lazım ki ancak tövbesi ne olsun, geçerli olsun. Aynısını sahabe yapıyor. Bakın bunlardan bazıları şunu yapıyorlar kardeşler. Gerçekten Allah'a samimi bir tövbede bulunuyorlar ve Allah yolunda cihat ediyorlar. Kimileri ölüyor, kimileri sağ kalıyor sonraları. Ve sonraları bunlar taşınıyorlar kardeşler. Halife oğulları. Bunlar taşınıyorlar, Kufve'ye taşınıyorlar. Ve kendilerine bir mahalle kuruyorlar. Yani düşün, bir mahalle var. Hep Beni Hanife oğulları orada ne yapıyorlar? Kendilerine bir de mescit açıyorlar. İşte ne ismi ne? İşte Hanife oğulları mescidi. Hani bugün düşün, bir yere gidiyorsun. Bir tane aşiret var. Hepsi orada toplanıyor. Buraya dikkat edin. İşte böyle bir durumdayken bir gün bazı Müslümanlar yatsıyla akşam namazı arasında gidiyor buraya namaz kılmaya. Ve bunları dinliyor. Bakıyor ki bazıları Müseylemetül Kezzab'ı övüyor. Tabii oradaki Müslümanlar hiçbir şey demiyor. Bakıyorlar ki bakalım oradakiler karşılık verecek mi? Yani cemaat bir şey diyecek mi? Dinliyor bunları, bakıyor ki hiç kimse buna karşı koymuyor. Karşı koymadığı gibi de onlar da ne yapıyor? Müseylemetül Kezzab'ı övüyor. Bunlar hemen geliyorlar. O zaman İbni Mesud, Kufve kadısı, geliyorlar. İbni Mesud'a söylüyorlar. İbni Mesud da bunlara şey diyor. Hemen yanına birkaç kişiyi topluyor sahabelerden. Diyor ki bunları diyor tövbe etmeden mi öldürelim? Tövbeye çağırmadan mı öldürelim? Yoksa tövbe ettikten sonra mı öldürelim? Bunu tartışıyorlar. Bakın dikkat edin ha. Hepsini öldürecekler ha. Dikkat edin buraya. Hepsini öldürecekler. Yani diyeceksiniz ki ya niye hepsini öldürüyor? Cemaat sustu. Sukut etti yani. Razı oldu yani. Hiçbir şey demediler yani. Ve sonra en son toplanıyorlar. İstişare ediyorlar. Diyorlar ki tövbeye çağıralım. Bazılarını öldürelim, bazıları tövbe etmezse öyle öldürelim diyorlar. Tabi bazılarını tövbeye çağırıyorlar. Tövbe ettiği için onu bırakıyorlar. Bazılarını tövbe etmeden öldürüyorlar. Yani tövbeye çağırmadan öldürüyorlar. Niye böyle bir şey yaptılar? Çünkü kardeşler, mürtetlerin küfründe sahabe icma etmiştir. Yani şüphe yok. Özellikle peygamber gibi, peygambere ortaklık gibi bir durumda Kesinlikle sahabe insanların küfürlerinde şüphe etmemişlerdir. Hepsini ne yapmışlardır? Hepsini direkt tekfir etmişlerdir ve öldürmüşlerdir. İşte bazen
Hani biraz önce de anlattım o mesele. Yani kesinlikle kesinlikle adamlar istedikleri kadar tövbe etsinler, namaz kılsınlar. Bakın camide bu meseleleri konuşuyorlar. Müseylemeyi övüyorlar. Belki ırklarından olduğundan dolayı övüyorlar. Belki başka bir sebepten dolayı övüyorlar. Tamam hadi öveni anladık. Peki konuşanlar? Anladık. Peki dinleyenler ne olacak? Dinleyenler niye öldürülüyor diyeceksiniz. Çünkü kardeşler Allah'ın dininde bu iş böyledir. Bakın Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Allah Azze ve Celle kitapta size şunu indirdi. Allah'ın dininin alaya alındığı ve inkar edildiği yerde eğer o meseleleri işitirseniz başka söze dalıncaya kadar oradan ayrılın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Yani mesela bir durum var, bir mesele var. Adamlar konuşuyorlar Allah'ın diniyle alay ediliyor. Veya Allah'ın dinini inkar ediyorlar. İşte buradan Müslümana düşen ona ya buğz etmektir, karşı gelmektir ya da çekip gitmektir. Yoksa o da onlar gibi olur kardeşler. İşte bugün çokça bizim dinlendirdiğimiz işte insanların özellikle okullarda küfre girmesi meselesi buradan çıkıyor. Yani putperestliğin dışında buradan yani. Yani her gün öğretmenler ne yapıyorlar? Her gün öğretmenler Allah'a küfrediyorlar. Her gün öğretmenler ne yapıyorlar? Allah'ı inkar edecek ilimlerden bahsediyorlar. Çocuk da oraya hiçbir şey olmamış gibi ne yapıyor? Kulak misafir oluyor ve tasdik ediyor veya etmiyor fark etmez. İkisi de aynı şeydir zaten. Veya televizyonlarda veya işte meclislerde başka meclis. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani bir milletvekili diyelim ki adam Müslüman girdi oraya ki oraya Müslüman girmek imkansız. Yani oradan Müslüman çıkamaz yani. Niye? Çünkü her gün Allah'a küfrediliyor. Bu sebepten dolayı kardeşler bu meseleleri anlayabilmek için bu örnekleri verelim dedik. Devam et abi. Onlardan kimisi de kelime-i şehadeti kabul ettiği halde Tüleyha'nın peygamberlik iddiasını tasdik ediyordu. Kimisi de San'a'nın yöneticisini Esved el-Anesi'yi peygamber olarak kabul etmişti. Alimler aynı şekilde bunların hepsinin küfürde aynı olduğunu icma ile kabul ettiler. Onlar olsun Resulullah'ı yalanlayıp putları ibadet etmeye geri dönenler olsun hepsinin durumu aynıdır. Evet yani bakın burada önemli bir mesele var. Fark ettiyseniz peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Tüleyha ile Müseylemetül Kezzab artık kendi itikatlarını, kendi peygamberliklerini bayraklaştırdılar. Ondan önce zaten vardı. Yani peygamber yaşarken de bunlar peygamberlik iddiasında bulunuyorlardı. Ve aleyhissalatü vesselam bunları öldürmek için bir çaba içindeydi. Ama ne zamanki peygamber vefat etti, bunlara yol açıldı ve bunlar artık bayraklaştırdılar. Tüleyha el-Esedi dediğimiz şahıs bu sonradan tövbe edip Müslüman oluyor kardeşler. Ve Allah yolunda cihad ediyor. Ve inşallah şehit olarak vefat ediyor. Ama burada Esved el-Anesi veya Esved el-Ansi diyeceğimiz şahıs bu da peygamberlik iddiasında bulunuyor. Ama bu adamın peygamberi tasdik edip etmemesi ihtilaflı. Hani Tüleyha el-Esedi peygamberi tasdik ediyor. O da diyor ki ben işte ortağım diyor. Yani dini tasdik ediyor. Sadece kendisine vahiy geldiğini söylüyor. Ama Esved el-Ansi bunu söylemiyor. Burada ihtilaf var. Bazıları diyor ki peygamberliği kabul etti. Bazıları diyor ki kabul etmedi. Ama bilinen bir şeydir ki o da peygamberlik iddiasında bulundu. Ve Yemen'de ve birçok yerde birçok toprağı aldı. Ve çok sürmedi. 4 ay gibi bir süre içinde Müslümanlar ne yaptı? Müslümanlar ona suikast düzenlediler ve onu öldürdüler. Ve ondan sonraki onun yandaşları bunu devam ettirmek isteseler de çok devam ettiremediler. İslam ordusu ne yaptı? Ona karşı koydu. Onların hepsini öldürdü. Yani demek istediğim şu ki kardeşler veya şeyhin demek istediği şu ki burada kelime-i şehadeti getirmeleri, namaz kılmaları, oruç tutmaları yine bunlara ne yapmadı? Bunları tekfir etmek için bir engel teşkil etmedi ve hepsini ne yaptı? Hepsini öldürdüler. Hatta daha önceleri anlattım diye hatırlıyorum mesela. Özellikle Tüleyha'nın peşinden gidenlerden bir tanesi kimdi? Gatafan kabilesinin reisi. Uyeyne bin Hısn vardı. Mesela bu Hısn dediğimiz şahıs şunu söylüyordu. Diyordu ki yani Esed ve Gatafan'dan bir peygamber bize Kureyş'ten olan bir peygamberden daha sevimlidir. Yani niye Tüleyha'nın peşinden gitmiş? Kabilesine yakın olduğu için. Kureyş'i sevmediği için. Ama sonraları Ebu Bekir radıyallahu anh'u bunu tövbeye çağırınca bu şahıs diyor ki ben zaten ona iman etmedim ki. Ben zaten senin dinine de girmemiştim ki iman etmemiştim diyor yani. Yani daha önce de Müslüman olmamıştım deyince ne yapıyor Ebu Bekir radıyallahu anh'u? Onu tövbeye çağırıyor. Ve gerçekten Müslüman olması için tövbeye çağırdıktan sonra o da ne yapıyor? İman ediyor. Ve rivayetlere göre o şahıs da Müslüman olarak ölüyor diyebiliriz. Ama tabii bu adamlar Müslüman oluyorlar ama Ömer radıyallahu anh'u bütün savaşlarda
Bak bunlar cihatta savaş halindeler ve büyük komutanlar. Hepsi de kendi kavimlerinin ileri gelen komutanlarına. Ömer radıyallahu anh'ın hepsine mektup gönderiyor. Diyor ki bu adamlarla istişare edebilirsin ama sakın sakın bu adamlara görev verme. Emirlik verme. Neyi gösteriyor bu bize? Demek ki böyle sürekli din değiştiren, sürekli itikat değiştiren adamlara görev vermeyeceksin. Neden? Verdiğin emanete hemen ihanet ederler. Belli olmaz yani. Bir kere yapan, iki kere yapan, üç kere yapan, dördüncüsünde de yapar yani. Bu kaçınılmaz bir şeydir. İslam'ın bize verdiği, yol gösterdiği şey budur kardeşler. Böyle adamlara bu noktalarda görev verilmeyecektir. Evet, devam et. Onlardan başka bir kesim de vardır ki, bunların sonuncusu Fuc'atus Sulemi'dir. Bu şahıs Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelmiş ve mürtetlerle savaşmak istediğini beyan etmiş. Ve de Ebu Bekir radıyallahu anh'tan kendisine yardım etmesini talep etmişti. O da ona silah ve binek vermişti. Bu adamsa Müslüman kafir ayrımı yapmadan herkesi saldırdı ve malını gasp etti. Ebu Bekir radıyallahu anh bunun üzerine bu adamla savaşmak için ordu gönderdi. Fuca ordunun gelişini görünce ordu komutanına sen de Ebu Bekir'in emirisin, ben de onun emiriyim. Üstelik ben kafir de olmadım dedi. Tamam. Şimdi burada yeni bir mesele var kardeşler. Fark ettiyseniz hep yeni yeni sahabenin hayatından yeni yeni meseleler bulup getiriyoruz ki insanların kalbinde hiçbir şüphe kalmasın. Şeyh de bunları getirmiş. Fark ettiyseniz burada Hucca es-Sulemi diye bir adam var. Bu adam Müslüman yani. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Hiçbir sıkıntısı yok bu adamın zahire. Bu adam özellikle Ridde döneminde yani insanlar irtidat ettiği dönemde geliyor Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Diyor ki bana bazı adamlar ver. Adam veremiyorsan silah ver, at ver. Yani bana yardım et. Ben gideyim kendi kavmimi bastırayım. İzin vermeyeyim. Deyince Ebu Bekir radıyallahu anh da bu adama inanıyor. İnanıyor ve buna bazı silahlar, atlar, teçhizatlık eşyalar veriyor. Bu da ne yapıyor? Bu da yanına bazı kişileri topluyor ve gidiyor orada. Özellikle yani bu meseleleri yani Ebu Bekir'e verdiği sözü yerine getirmiyor. Gidiyor Müslüman, kafir kimi buluyorsa öldürüyor. Yani düşün ya orada ikisi de savaş halindeyken iki tarafı da öldürüyor. İki tarafı da öldürünce ne yapıyor? Ebu Bekir radıyallahu anh bunu duyuyor. Bakıyor ki bu Müslüman öldürüyor. Yani verdiği sözü tutmamış, ihanet etmiş. Hemen onun peşinden ne yapıyor? Sahabeden bir ordu gönderiyor ve bu adamı görüyorlar. Adam diyor ki ben Müslümanım diyor yani. Niye geldin ki üzerime? Deyince o da diyor ki madem ki sen Müslümansın hele silahını bırak konuşalım. Deyince bu adam silahını bırakıyor yani hiç direnmiyor. Silahını bırakıyor, adama teslim oluyor. Teslim olduktan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a getiriyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu hiç ne tövbe ne şuna ne buna çağırıyorlar. Namaz kılınan yerde çukuru kazıp bu adamı yakıyorlar. Bakın bu adamı yakıyorlar. Cezası budur diyorlar. Şimdi şeyh de diyor ki yani bu adamın durumu böyleyse peygamberlik iddiasında bulunan adamların durumu böyleyse peki her şeyi yaratan el cebbar olan Allah subhanehu teala'nın hakkını alıp başka birine verenin durumu nedir acaba? Nedir acaba bunun durumu? Veya işte Allah Azze ve Celle'nin teşri hakkını Allah'tan alıp başkasına verenin durumu nedir acaba? Veya Allah'tan başkasına dua eden adamın durumu nedir acaba? Çünkü fark ettiyseniz bu adam Allah'ı inkar etmiyor. Bu adam sadece karşındaki insana ihanet etti yani. İhanet etti. Ve Müslüman da olduğunu söylüyor hala. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh bunu ne yapıyor? Bunu en acımasız bir şekilde öldürüyor ki insanlara ibret olsun. Tabi bazı rivayetlerde Ebu Bekir radıyallahu anhu bu öldürmeden dolayı pişman olduğuna dair de rivayetler vardır kardeşler. Keşke öyle bir şey yapmasaydım diyerekten. Ama o konuda Allah en doğrusunu bilir diyebiliriz. Evet. Komutan eğer doğru söylüyorsan silahını bırak dedi. Bunun üzerine silahını bıraktı. Onu Ebu Bekir radıyallahu anh'a götürdüler. O da onun diri diri yakılmasını emretti. Sahabenin İslam'ın 5 rüknünü kabul ettiğini ikrar etmesine rağmen bu adam hakkında verdikleri hüküm buysa o halde İslam'ın tek bir rüknünü bile ikrar etmeyenler hakkında ne demeli? Evet. Ki bu kimseler yalnızca la ilahe illallah diyor. Dilleriyle bunu söyledikleri halde açıkça bunun manasını yalanlıyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ve Allah'ın kitabından uzak olduklarını açıkça belirtiyorlar. Tamam. Şimdi burada da fark ettiyseniz şeyh diyor ki kıyas yapıyor. Yani bu adamın durumu böyleyse yani hiçbir rüknü ikrar etmeyen adamın durumu ne olacaktır?
İslam'ın şartları vardır, rukunları vardır. Bu adam bütün rukunları yerine getirdiğini söyledi. Dedi ki ben hiçbir şeyi inkar etmedim dedi. Ben zekatı inkar etmedim, ben namazla kılıyorum dedi. Ve ben Müslümanım dedi. Bunu demesine rağmen Ebu Bekir radıyallahu anh'u ihanetinin sebebi olarak ona bu cezayı verdi. E peki hiçbir rukunu ikrar etmeyen adamın durumu ne olacak? Düşünsene adam namaz kılmıyor, adam oruç tutmuyor, adam zekat vermiyor. Adamın dünya umurunda değil yani. Hatta kelime-i şehadeti bile getiremiyor. Bu adamın durumu ne olacak işte ya? E arkadaş, yani ya bu sahabe aşırıydı, radikaldi ya da siz mürciyesiniz yani. Başka bir yolu yok yani. Ya bu soruyu soracağız ya bu soruyu soracağız. O sebepten dolayı buradan anlıyoruz ki bu insanlar gerçekten dini tahrif ediyor. Kim tahrif ediyor? İşte bu alimler. Yani bu bilen cahiller. Niye bilen cahiller diyorum? Bilmelerine rağmen cehalet bile insanları saptırıyorlar. Cahilce insanları saptırıyorlar. Örnek vereyim, adam küfür işliyor. Adama küfür işliyorsun demiyor yani. Niye demiyor? Dese hak ortaya çıkacak. Ama demiyor. Adam düşünsenize, yani o gün işte bir tane abiyle konuştuk. Adam diyor ki şimdi sen bana oy vermenin hükmünü anlattın ama ben şimdi gideceğim hocaya soracağım. Hoca diyecek ki onlar yalan söylüyor. E tabii ki dedim, diyecek yalan söylüyor yani. Doğru söylüyor diyecek hali yok. Yoksa kendi kendini tekfir edecek yani. Var mı daha ötesi? Çünkü kendisi bunun fetvasını veriyor yani. O sebepten dolayı bugün dini yıkan bu alimlerdir kardeşler. Bu alimlerdir. Başka kimse değildir yani. İşte şeyhin de özellikle vurgu yapmak istediği mesele budur. Kendi dönemindeki bedeviler düşünün. Düşünün ya, İslam'ın iyisi yok adamlarda. Şeyhin dönemindeki alimler onlara Müslüman diyor. Ve Müslüman dedikleri gibi de adam düşünsene. Yani kendini İslam'a nispet etmemesine rağmen ısrarla sen Müslümansın, sen Müslümansın diyor. Evet. Aynı zamanda diyorlar ki bu Hızır'ın dinidir. Bizim dinimiz ise atalarımızın dinidir. Öte taraftan bu azılı cahiller onların açıkça ortaya koyduğu bütün bu sarih küfürlere rağmen sırf la ilahe illallah dedikleri için bu kimselerin Müslüman olduklarına ilişkin fetva vermeye kalkışıyorlar. Subhanallah, bu ne büyük bir iftiradır. Yani bu bir iftiradır. Kime iftiradır? Bu kadar anlattığımız sahabe nakline bir iftiradır. Bu kadar anlattığımız peygamberin dinine bir iftiradır. Bu kadar Allah'ın kitabındaki ayetlere bir iftiradır. Böyle bir şey söz konusu daha iyi olamaz. Allah Azze ve Celle çelişkili işler yapmaz. Allah Azze ve Celle'nin kafir dediği insan kafirdir. Bütün Müslümanların üzerine de vaciptir ki ona kafir demek. Evet. Devam et abi. Bedevilerden birisinin söylediği şu söz ne kadar güzel bir ifadedir. Ha şimdi şeyhin son sözleri kardeşler. Son sözlerde bir meseleden bahsedecek. Bahsedeceği mesele ne? Özellikle kendisine din anlattığı bir bedeviden bahsedecek. Bedevi geliyor, şeyhi dinliyor, dinledikten sonra diyor ki şehadet ederim ki ben de kafirim ve benim gibi bedevi olan herkes kafirdir. Ve yine şehadet ederim ki beni tekfir etmeyenler de kafirdir. Niye böyle söylüyor? Çünkü adamın küfrü açık, adam hakiki olan dini dinleyince kafir olduğuna ikrar etti. E, beni tekfir etmeyenler de dini anlayamamıştır ki gerçekten dedi. Evet, anlat abi. Oku orayı. Bedevilerden birisinin söylediği şu söz ne kadar güzel bir ifadedir. Bize gelip de İslam hakkında bizden bir şeyler dinleyince demişti ki hepimizin, yani kendisinin ve bütün bedevilerin kafir olduğuna şahitlik ederim. Bizim Müslüman olduğumuzu söyleyen hocaların da kafir olduklarına şahitlik ederim. Yani şeyh bunu kendi döneminde bir meseleyi bize aktarıyor. Şimdi bu günümüzde çokça yaygın. Yani ben de bir abiden dinledim ki şöyle bir durum var. Adam diyor ki dini anladıktan sonra biraz diyor ki vallahi ben kafirmişim diyor. Mürci olan hoca diyormuş ki yok sen Müslümansın. Ya yok ben kafirmişim diyor. Yok diyor sen Müslümansın. Ya zaten adam kendi nefsiyle şehadet ediyor ki Müslüman değil ya. Sen niye ısrarla adamı İslam'a sokmaya çalışıyorsun ki yani? İşte anlaşılmayan mesele bu. Bir de ilginç bir durum daha var. İlginç durum şudur. Yani bu adamlar ya bu kafirlere Müslüman diyecekler. Ya da bizim gibi olanlara da ne diyecekler? Radikal diyecekler. Şimdi bunlara Müslüman derlerse mecbur bize radikal diyecekler, aşırı diyecekler. Neden? Çünkü Müslümanlara aşırı diyecek ki adam meseleyi anlamasın, davayı çakmaz. Yoksa akıl sahibi herkes diyecek ki arkadaş bu adam Müslümansa o zaman ben neyim? Ben neysem bu adam niye böyle diyecektir. Ama adam ne yapıyor? Adam diyor ki sen Müslümansın, bunlar aşırı. Sen Müslümansın, adam radikal. Bütün insanların kafasında bu algı var.
Bu algı olduğu için insanlar bir türlü uyanamıyor kardeşler. O açıdan dolayı hep size ne gözüyle bakarlar? Aşırı gözüyle bakarlar. Radikal gözüyle bakarlar. Halbuki aşırı dediğim nedir biliyor musunuz kardeşler? Dinin bütün emirlerini yerine getirecek, üzerine ilave edecek. İşte bu aşırıdır yani. Türkçemize de girmiştir yani aşırı. Dinin üstüne bir şey kat. Biz dinin üstüne bir şey katmayı bırakın. Yani biz daha dinimizi tam olarak yaşayamıyoruz yani. Yaşayamıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerini tam olarak yerine getiremiyoruz yani. Yani eksiğimiz o kadar çoktur. Ha iman konusunda ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar titiz davranıyoruz. Amellerde eksik olsak da. Neden? Çünkü itikat paha biçilmez. Biz imanımızı kaybedersek bütün her şeyimizi kaybederiz. Dünya ve ahiretimiz gider. Şerefimiz gider, namusumuz gider, her şeyimiz gider. O sebepten dolayı itikat böyle bir şeydir kardeşler. Şeyh de hep itikat, itikat, itikattan bahseder. Bakın burada önemli bir mesele daha var. Fark ettiyseniz bugün nice adamlar vardır ki mesela yani Müslüman olduğundan utanıyor adam ya. Diyor ki ben Müslüman değilim diyor ya. Utanıyor ya. Söylemekten utanıyor yani. Adam diyor ki arkadaş ben cumhuriyetçiyim diyor. Ben laiyim diyor. Veya ben demokratım diyor. Bizim imam diyor ki yok sen Müslümansın. Ya arkadaş bu adam Müslüman olmaktan utanıyor. Yani bunu örnek vere vere anlatabilirim. Bugün mesela kendine cumhuriyetçiyim, solcuyum diyen insanların birçoğu böyle. Müslüman olmaktan utanıyor. Sakaldan utanıyor. Çarşaftan utanıyor. Ne kadar dini şiarları varsa hepsinden nefret ediyor ve utanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Adam ondan sonra öldükten sonra hemen üzerine cenaze namazını kılıp gömüyorlar. Ya böyle bir saçmalık mı olur ya? Allah'la alay mı ediyorsunuz? Ya adam Müslüman olmaktan utandığını söylüyor. Adam ne kadar Müslüman varsa nefret ediyor. Sen ısrarla bu adamı dine sokmak için ne yapıyorsun? İslam'a sokmak için çaba gösteriyorsun. Üzerine namaz kılıyorsun. Ve ona dua ediyorsun. Ya daha bu yakın zamanda ya. Ya tamam bugüne kadar anladık. Kendine Müslümanım diyenlere dua ettiniz. Namaz kıldınız. Ya Hristiyanlara da yapmaya başladılar ya arkadaş. Hristiyanlara da yapmaya başladılar. Subhanallah yani. Subhanallah amma yüşrikun yani. Bunlar ne biçim iştir ben anlamadım yani. Onu bunu eleştirirler. Dinler arası diyalog diye kendileri giderler. Adam Hristiyan yani. Adamı överler, adama dua eder. Allah sana rahmet etsin derler. Allah seni cennetine soksun derler. Yani bu kadar da değil yani. Gördük ama bu kadarını da görmedik yani. Belki şeyh bu zamanda olsaydı yani ne derdi kim bilir. Yani onun zamanındaki insanlar İslam iddiasında bulunuyordu. Bizim zamanımızdakiler Hristiyan olmasına rağmen insanlar dua ediyorlar. Neredeyse onları ne yapacaklardır? Neredeyse onları cennete sokacaktır diyebiliriz kardeşler. İnşallah devamını oku. İnşallah ondan sonra bitirelim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Risale burada bitti. Allah Muhammed'e, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Amin. Evet burada Allah'ın izniyle Siyer'de 6 meseleyi elimizden geldiği kadar şerh etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar hani nefsimizden bir şey söylememeye gayret ettik. Elimizden geldiği kadar yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından ve onun sünnetinden nakiller yapmaya gayret ettik. İnşallah Allah azze ve celle bu ameli kıyamet günü mizanımıza bir ecir olarak koyar. Gerek dinleyenler, gerek aktaranlar için. İnşallah burada duralım. Bir dahaki hafta artık yeni bir ders programıyla başlarız. Ve ahiri davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.